Basel'den herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün Basel'deyim ve gerçekten çok soğuk, -3 derece ama sanki -15 dereceymiş gibi geliyor bana. O yüzden biraz kısa bir video olacak. Kanalıma yeni gelenler için sizlere kısa bir bilgi vereyim hakkımda. Ben Ulaş, İsviçre'de yaşıyorum, Zürih'te. Hem yurt içinde hem de yurt dışında videolar yapıyorum. Kameramı da yanıma alıyorum, bu şekilde sizlere gittiğim yerleri çekmiş oluyorum. Aynı zamanda da sizlere bilgili videolar yapmaya çalışacağım. Elimden geldiği kadar önemli olan bilgileri sizlere aktaracağım. Bu şekilde hem bir şeyler öğrenmiş oluruz hem de bir şeyler görmüş oluruz. Daha çok çekimler yapacağım, daha çok yerlere gideceğim. O yüzden kanalıma abone olursanız hiçbir videoyu kaçırmamış olursunuz. Şimdiden herkese teşekkür ederim ve herkese iyi seyirler. Evet, şu an karşıda gördüğünüz Spalentor, Basel'in meşhur giriş kapısı. Bunlardan 3 tane var. En görkemlisi ise bu kapı. Bu giriş kapının inşaatı 1400 yılında tamamlanmış. 3 kapılardan birisi ama en görkemli kapı bu gördüğünüz kapı. Oldukça meşhur. Şimdi bir de altından geçelim. Gotik tarzından yapılmış. Şeklisinden dolayı dünyada da oldukça tanınmış. Hatta en çok ödül alan kapılardan birisi. Yani görünüş anlamında, yapı anlamında. Bir de en üstte de bir tane küçük bir saati var. Bu kapıdan böyle içeri girdiğinizde, şimdi benim girdiğim gibi Basel'in eski şehrine giriş yapmış oluyorsunuz. Sağlı ve sollu mağazalar var. Oldukça şık görünüyor binalar. Burası da Basel'in simgelerinden birisi. Buraya gelirseniz şu kapıdan içeri girmenizi tavsiye ederim. Oldukça güzel binalar, mağazalar var. Burnum, kulaklarım herhalde kıpkırmızı. Çünkü resmen dondum. Yani aslında alışmışım ben buranın havasına ama yani -3 dediler, ona göre çıktım, ona göre kalın giydim. Ama sanki -10 dereceymiş gibi geliyor bana. Ama soğukluk iyi gelir, genç gösterir beni. Bu karşıda gördüğünüz bina Rathaus binası. Kanton Basel'in belediye binası oluyor. Basel kantonun bütün önemli kararlarını bu binada alınıyor. Bu tarafta ise pazar kurulmuş meydanlıkta. Sebze meyveler var. Bir de çeşitli yemek standları kurmuşlar. Oturma yerleri var. Bu şekilde çok küçük ama şirin. Şimdi şu binaya bir giriş yapalım. Çok güzel bir avlusu var binanın. ...1400 yılında kuruldu bu bina. Ve gotik tarzıyla yapılmış. Hem Rönesans hem gotik tarzından yapılmış. Renklerden de anlaşılıyor. Karışık renkler var, karışık tarzlar var. Şurada ise heykeller var. Altın varaklı kapı. Burada da sembolik olarak Basel bayrağını elinde tutuyor. Kanton, her kanton bir bayrağı var. Bu ise Basel kantonun bayrağıdır. Oldukça güzel bir bina. Avlusu çok güzel, gelmenizi tavsiye ederim. Şuradaki de manzarayı göstereyim sizlere. Müthiş görünüyor bana sorarsanız. Oldukça güzel. Burası bir üst katı. Aşağısı ise böyle görünüyor. Bu şekil. Basel'e gelmişken Basel lekerli almadan gidilir mi? Gidilmez. O yüzden şimdi bu Basel garında yakın bir yerde bir mağaza varmış meşhur. Oraya gideceğim. Sanki Antep'te Antep baklavası alıyormuşsunuz gibi öyle düşünün. Ben de şimdi hazır buraya gelmişken Basel lekerli alacağım. Buranın oldukça, yani İsviçre'nin oldukça tanınmış bir bisküvisidir. Ya bisküvi diyebiliriz galiba ona. Şimdi onu almaya gideceğim, hazır buraya gelmişken. Bu fırsatı kaçırmak istemiyorum. Çünkü burada orijinalisi var. Geldiğinizde mutlaka almanızı tavsiye ederim. Benim şimdi oraya gidebilmem için gardan geçmem lazım. Arabayla geldiğim için garla pek alakam olmaz ama şansınıza gara da gelmiş oldum. Bu şekilde garı da görmüş olursunuz Basel'e trenle geldiğinizde.
Yanılmıyorsam bu yolun sonunda olması lazım. Bakalım, sol tarafta olması lazım yanılmıyorsam. Evet, oldukça küçükmüş ama güzel. Şöyle vitrini göstereyim. Size bahsettiğim şunlar işte, gelmişken bunlardan alacağım. Grüezi. Original Basler Leckerli, grüezi. Ja, genau. 120 Gramm hätten wir aber auch noch in anderen Größen. Ja, vielleicht ein grösseres, wenn Sie hätten, ja. Also, 120? Ah. Jawohl. 150? Ja. 300 hätte ich. Und 500 Kilo. Und sonst hätte ich hier noch so 100 Gramm, 200 Gramm. 270 und ja. 540. Ja, 540, wow. Okay. Aber die sind, glaube ich, mehr zum Verschenken. Also eher passend zum Verschenken. Ja. Und ist es für euch selber? Oder? Für mich selber, ja. Hier ja. Haben wir 300 Gramm für 98. Okay, ja, gerne zwei von diesen 300 Gramm. Ja, das macht Sinn. Macht ein bisschen mehr Sinn. Ja, definitiv. Danke. Eğer buraya kadar izlediyseniz ne mutlu bana. Şimdi arabanın içindeyim çünkü dışarısı gerçekten çok soğuk. Sizlere sadece aldığım şeyi tekrar bir göstermek istiyorum. Bahsettiğim Basler Leckerli. İşte bundan aldım. Şöyle bir de paketini göstereyim sizlere. Böyle bilmiyorum görünüyor mu? Bu şekilde görünüyor. Şu yan tarafta da resmi var. İşte bu dediğim bisküvit gibi tarzında. Hamurla yapılmış ve simit. Şunlardan iki tane aldım. Tanesi 8 frank 50 kuruş. Çok pahalı değil, 500 gramı. İki tane 500 gramlık aldım. Şöyle göstereyim bir de. Bunlar oldukça meşhur. Bahsettiğim gibi. Evet, bahsettiğim kilisenin oraya geldik. Katedralın oraya. Oldukça güzel bir meydanlığı var önünde. Burası ise kültür müzesi. Zaten Basel müzeleriyle çok meşhur. En çok müzesi olan şehir diyebilirim İsviçre'nin. Kültüre çok önem veriyorlar ve o yüzden çok fazla müze bulabilirsiniz burada. Bir de aynı zamanda da değişik binalar bulabilirsiniz. Mesela şu karşımdaki bina çatısı çok enteresan. Çatıdan aşağı yeşil ağaçlar sallanıyor. Oldukça güzel bir bina. Burası müzenin girişi, müzenin binası. Kültür müzesi burası. Evet, bu ne demek? Bu saat tam 12 demek. Çalıları da duymuş olduk kilisenin. Şu an kilisedeyim ve o yüzden sessiz konuşuyorum. Umarım sesim geliyordur. Gayet güzel bir yapı. Eğer üşürseniz ısınmak için burası birebir kilisede ısınabilirsiniz. Ondan sonra biraz dinlenip biraz şöyle biraz oturduktan sonra
yola devam edebilirsiniz benim gibi. Evet, burası meşhur Wettstein Köprüsü. Ünlü bir politikacının adını kullanmışlar Wettstein diye. Bu köprü Basel'i ve Klein Basel'i birleştiren köprü. Sadece iki yeri birleştirmiyor, aynı zamanda Ren Nehri'nden geçebilmek için oldukça önemli bir köprü olarak sayılıyor. Diğer tarafta ise bir tane daha köprü var. Orası ama sadece yayalar için. Daha küçük bir köprü. İkisi de ama çok önemli. Dediğim gibi karşıdan karşıya geçebilmek için, gidebilmek için. Hazır Ren Nehri'ne gelmişken sizlere bir de Schaffhausen'de Ren Şelalesi, yani bu Ren Nehri gidiyor, akıyor ve sonradan şelale oluyor. O şelale hakkında da video çektim ve kimsenin bilmediği bir hikayeyi anlatıyorum. Videonun linkini yukarıda bırakıyorum. Oradan izleyebilirsiniz. Aynı zamanda burası 3 ülkeyi birleştiren bir yer. Zürih'e göre Basel daha sakin, sanki bana öyle geliyor. Tabii ki nüfus olarak Zürih daha kalabalık. Ama burada da yurt dışında insanlar geliyor. Almanlar, Fransızlar buraya çalışmaya geliyor. Hatta duyduğum kadarıyla günde 100 bin kişi geliyormuş. Bu da bayağı çok yani. İsviçre'nin Avrupa Birliği'nde olmamasına rağmen Fransızların ve Almanların İsviçre'de, Basel'de çalışma hakları var. Onlar da günübirlik kendi ülkelerinden Basel'e gelip çalışmaya geliyorlar. O yüzden günlük bir 100 bin kişi giriş yapıyormuş ülkeye. Özel olan şeylerden birisi de tabeleler. Mesela Basel'de yürüdüğünüzde, biraz dışına çıktığınızda hemen tabelelerde işte şu yönden giderseniz Fransa, işte bu yönden giderseniz Almanya diye gösteriyor. Ve gerçekten de çok yakın yani. Sol tarafı ise Fransa. Yani yürüyerek hem Almanya'ya hem Fransa'ya gidebilirsiniz. Hatta bahsetmişken göstereyim size tabelayı. Burada gördüğünüz gibi Fransa diyor bu yönden giderseniz. Ve bu sadece arabalar için geçerli değil. Yayalar için de öyle tabelalar gördüm. Dikkatimi çekti yani. Gerçekten de sınıra çok yakınız. Hem Almanya sınırı hem Fransa sınırına. Burada bir tane markthalle var, oraya gideceğim. Yeme içme konusunda meşhurmuş. Gidip orada karnımı doyuracağım. Oradan da birkaç görüntüler alacağım sizler için. Şimdi size bahsettiğim markthalle'ye geldik. Bakalım içeride ne var ne yok. Evet, kubbe gibi görünüyor. Onu dışarıdan da benim dikkatimi çekti. İçeriden de gayet güzel görünüyor. Büyük bir kubbe gibi. Evet, oldukça kalabalık. Bayağı insanlar yemek yiyor şu an. Burada yeme içme oldukça büyükmüş. Evet, şöyle bir tur atalım öncelikle. Ondan sonra karar veririm nerede ne yiyeceğimi. Ama şu an gayet güzel ve büyük. Yerde çok rahat rahat bir şeyler yiyebilirsiniz. Oldukça güzel. Galiba her yöreden yeme içme mağazaları var. Burası daha çok balık üzeri. Şöyle bir de standlara tek tek bakalım. Güney Afrika var mesela. Ondan sonra İstanbul nane sele pide. Pide, bizim pideciler de burada. İtalyan sandviçleri var.
Evet. Ne yiyeceğime karar veremedim maalesef. O kadar çok şey var ki. Meksika, Sri Lanka. Şimdi bir şeyler alıp yemeye başlayacağım. Benim için geri dönüş yolu başladı. Abone olmayanlar abone olabilir. Hiçbir video kaçırmamak için. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.